Selamlar, bir Hızlı Mix bölümüyle daha beraberiz. Bugün size birazcık farklı bir şey göstermek istiyorum. Yeni bir template oluşturdum kendime. Şimdi bu Hızlı Mix videolarında madem hızlı yapıyoruz, madem amacımız bir saat içerisinde maksimum bir mixi böyle %80-90 oranlarında bitirmek, hep kullandığım, kullanacağımı tahmin ettiğim pluginleri, ondan sonra muhtemelen var olan kanalları yaratarak üzerine koydum. Mesela kick. Mutlaka bir EQ kullanacağız. Ve bir başlangıç EQ'su oluşturur. Mesela kick için böyle işte 50 Hz'i biraz arttırırız. İşte biraz low midleri kısarız, midleri kısarız. Biraz tizini açarız, değil mi? Transient designer'ı muhtemelen sustain'ini biraz kısaltmak, atak yani en baştaki o vuruş transient'ini biraz arttırmak için kullanırım. Ondan sonra mutlaka bir clipper'ım vardır seviyeyi yükseltmek için. Şimdi bunları ben teker teker yerleştirdim. Ondan sonra mesela bas gitar. Bas gitar genellikle izliyorsanız videolarımı görüyorsunuzdur. 3 ayrı frekans şeyini ayırıyorum. Bandını ayırıyorum. İşte sub basslar, orta basslar. Bunları genellikle distorte ediyorum biraz böyle harmonik katsın diye. Ve bu Dark Class plugin'ini kullanıyorum. Ondan sonra Space Modulator'la da stereo bir tiz bas yaratıyorum. Bu üçünü beraber blend ettiğim zaman şarkısına göre bas gitar tonum büyük ölçüde olmuş oluyor. İşte elektrik gitarlar. Ondan sonra DI gitarlarımız varsa burada işte Archetype Nolly plugin emülasyonu var şey için. Gitar amfitonları için. Akustik gitarlar. Ondan sonra işte keyboardlar, vokaller, geri vokaller. Genellikle kullandığım efektler. İşte mesela enstrümanlara ben genellikle Dark Plate şeysinden, Impulse Response'undan bir preset açıyorum. Genellikle işte böyle 2-2,5 saniye civar bir reverb oluyor. Onu şarkısına göre kısaltıyorum, uzatıyorum. Ondan sonra buradaki şeysiyle EQ'suyla efekt veriyorum. Ondan sonra yetmezse sonunda bir daha EQ açıyorum. Şimdi bu template benim ne yapmamı sağlıyor? Her seferinde buradan sağdan böyle sürükle bırak yapmamı engellemiş olacak. Böylelikle belki bir 5 dakika falan totalde kazanmış olacağım. Şimdi bu kanalları neye göre belirledim? Bu kanalları açıkçası bayağı afaki belirledim. İşte davul kanallarında ne olur? İşte snare olur, kick olur, tomlar olur, overhead'ler olur. Mesela overhead'leri sol ve sağ mono kanal olarak aldıysam bu kanallara koyarım. Eğer stereo bir kanal olarak gelse bu kanala koyarım diye düşündüm. Odamız var, ona perküsyonlarımız var. Peki mesela bana atıyorum 8 tane shaker geldi. Olur ya, ne yapıyorum? Şu perküsyonları burada benim kısa yol tuşum var şeyde Studio One'da. Shift D'ye bastığım zaman bu seçtiğim kanalları tamamıyla efektleri dahil olmak üzere, routing'i dahil olmak üzere duplike ediyor. Mesela şu anda benim totalde 8 tane perküsyon kanalım oldu. Bunları kapatıyorum. Remove. Peki ben kanallarımı yerleştirdim. Fazla kanallar çıktı. Ne yapacağız? Onları da sağ klik remove diyorum en sonunda. Remove track diyorum. Böylelikle gereksiz bir şekilde yer kaplamıyorlar. Açtığım zaman template'i pluginler kapalı ve çoğunlukla default setinlerini ayarlı, default ayarlarını ayarlı. Routing'imi de işte davullar, bas, müzik kanalları işte gitarlar, klavyeler her neyse artık gidiyor. Geri vokaller, vokaller bu 5 tane bas kanalına gitmeyen her şey ve bu 5 bas kanalı bu mix'e gidiyor. Mix de en son master bas kanalına gidiyor. En sonunda da main olarak çıkıyor. Şimdi ben bu template'i birkaç gündür kullanıyorum. Ondan sonra rahatlettiğimi gördüm. Genellikle böyle template dendiği zaman daha önce benim de kullandığımı gördüyseniz template'lerimde şey vardı işte. Kanalları koyduğum anda %60-70 mix bitsin tarzı bir hızlandırma için kullanıyorlar template'leri. Yani o da mümkün. O da işi çok hızlandırıyor ama biraz böyle makine işine dönüyor. Seri üretime dönüyor. Yani bir mixi işte potansiyeli 10 üzerinden 9'sa olabilecek mixin kanalların potansiyeli 10 üzerinden 9'sa makine template ile diyelim onu 10 üzerinden 6'ya çok hızlıca çıkartabiliyorsunuz. Fakat 10 üzerinden 9'a çıkarmak biraz zor çünkü sizi bir yola biraz itiyor gibi o template. Ben burada daha böyle esnek davranabileceğim bir template oluşturdum. Sadece kanalları alıyorum ve normalde açacağım pluginleri çok hafif böyle şeylerle default ayarlarla açmış oluyorum. Mesela atıyorum efektlerde hiçbir EQ şeysi yok. Sadece reverb'ün şeysi var. Şöyle göstereyim.
ekrana çekeyim. Reverb'in bir preseti açılı. Genellikle vokallerde ne yapıyorum? Parlak bir reverb seçiyorum. Plate reverb seçiyorum. Tamam, parlak bir plate reverb ile başlayalım. Ama şarkı belki başka bir tarzda da, başka bir tonda bir reverb istiyordur. Onu buradan kolaylıkla değiştirebilirim. Veya işte atıyorum gitarlara bakalım. Gitarlarda EQ'muz ne var? Bakın gitarlardaki EQ tamamen altları tıraşladığım, üstleri tıraşladığım böyle jenerik bir EQ. Yani zaten gitarları ilk açtığımız zaman elektrik gitarlarım burada bir yerlerde gelecek, içindeki frekanslar tutup şurada bir yerde geliyorsa zaten onu ben kısacağım. Bu bunu kolaylaştırmış oluyor. Şimdi ben gene KMU sitesinden basit bir şarkı indirdim. 12 kanallı bir synth pop şarkısı. 12 tane WAV file, 71 BPM. Okey, hemen BPM'ini ayarlayalım. Sonra kanallarımızı yerleştirelim. 71. Ondan sonra neyimiz varmış bakalım. Kick, snare, clap. Kicks, kick buraya. Ondan sonra snare, snare top. Clap, snare 2 diyelim. Şöyle. Ondan sonra head. Toms, mesela tom stereo gelmiş belli ki. O zaman ben bunu ortaya çekeceğim. Bakın tomlar stereo bir şekilde gelmiş. Ondan sonra bas 1, bas 2 var. Şimdi ben bunları şöyle yapacağım. Şunu duplike edeyim. Ondan sonra basları buraya koyayım. Üçüncü bardan itibaren. Bakalım ne var bilmiyorum çünkü baslarda. Belki bakınız burada bir şey durumu var sanki değil mi? Bir stereo proses durumu var. Mesela bunu dinleyip... Bu zaten koruslu bir bas diyerekten ben bunu şuraya alabilirim mesela. Ondan sonra synthlerimiz var. 4 tane synth var. Burada 3 tane zaten keyboard kanalım var. Ben bu synthleri buraya alıyorum. Şöyle. Aslında bir de lead vox. Bir de lead vox'umuz var. Okey. Evet. Kanallarımızı yerleştirdik. Şimdi şu trigger kanalları sabit kalmak üzere... Ben şunları siliyorum. Remove selected tracks. Ondan sonra şu kalabilir. Şu şey kalsın. Mid kalsın. Belki buna bir şey yaparız. Bunlara gerek yokmuş. Remove selected tracks. Ondan sonra şunlara gerek yokmuş. Remove selected tracks. Okey. Şimdi dinleyelim bakalım elimizde ne var. İlk defa dinliyorum ben de sizinle beraber. Biraz volümü düşelim. Bir sakatlık olmasın. Vokal biraz az, bunu açalım. Evet, kick'e bir bakalım. Kick biraz böyle bomp bomp diye geliyor çünkü. Bakınız, yani şunları açar açmaz kick zaten birazcık gelişti. Şunu hafiften bir ambiyansa göndermek istedim. Şimdi şu şeyi açalım. Bu kick niye gelmiyor peki? Efekt kanalından. Biraz sendini açacağız demek ki. Oops. Şimdi bu reverb pek 80'ler gibi gelmiyor. Bunu bir değiştirelim. Şurada spaces. Ana bu neymiş lan? Metallica. Oh baby.
Bu güzel, bunu tutayım. Biraz kısayım. Ondan sonra snare'e bakalım. Snare'in yalnız şey yaptı, peak yaptı ya, bayağı düşük bir snare. Şuna gerek yok. Ondan sonra okey, ambiyansa gönderelim. Şuna bir gated reverb koyalım bence. Çünkü gated reverb 80'lerde silah zoruyla muhtemelen koydukları bir şeydi. Nonlinear nerede? Heh, M7 nonlinear. Okay. Oops. Beş milisaniye bakalım. Sanki bunlar bir şey etki etmiyorlar gibi geliyor. Evet. Okay. Sonra bunu normal bir reverb'e gönderelim. Volümünü arttıralım. Aha. Hafiften bir şey yapıyor sanki, dolaşıyor ses, değil mi? Tonlara bir bakalım. Arada tonlar bir şeyler yapıyor. Evet. Ambience'a gönderelim. Şunu da gönderelim. Thank you.
low mid bir durum var değil mi basta? Aynen. Bakın şurada. Şunu hafiften şeye göndereyim, plate'e. Dark plate'de açalım. Evet. Güzel, fena değil. Şu ikisi beraber nasıl oynuyorlar? Şunu kapatayım şimdilik. Bu chorus biraz fazla geldi abi. Aynen, güzel. Şu keyboardlara bakalım neler var keyboardlarda. Bu ne? Mesela buna şey açabiliriz. Space Modulator açabiliriz. Korusunuzu. Güzel. Bunu birazcık da reverb'e ve delay'e gönderelim. Audio Destination 8'lik delay. 8'lik delay'i de aktive edelim. Güzel. Bu neymiş bakalım. Burada bir şeyler var. Azıcık satür edelim. Satürasyondaki default şeyim de presetim de ne bu? 250 Hz altını hiçbir şekilde satür etmiyorum ama 250 Hz üzerini gentle saturation'la birazcık şey yapıyorum. Satür ediyorum. Davul yani transient veya işte uzatmalı böyle tonal bir enstrüman şeysi içinde ayar içinde şurayı bir kontrol ediyorum. Yani şöyle biraz önce mesela pam 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 çalan bass synthesizer'ında mesela muhtemelen bu tarafa doğru şey yaparım. Ama uzun şeylerde uzun böyle uzayan pad tarzı veya piyano tarzı şeyler seslerde de bu tarafa çeviriyorum. Bakın zaten burada minnacık böyle şeyler var. Hangi enstrümanda daha iyi tepki vereceğini düşündükleri bir ufak böyle bir belirteç var. Böyle transient'lı veya düz gibi. Aynen. Bakın daha güzel satür ediyor böylelikle. Okey. Bu neymiş? Kesinlikle korusla genişletmemiz lazım. Dinleyelim bakalım beraber nasıl geliyor bu üçü. Evet.
şey yapamadım ya. Bu böyle biraz şey geliyor yani. Ne alaka dedirtiyor bana yani. Bakayım, buna başka bir şey deneyeceğim. Chorus. Dimension chorus deneyelim bakalım ne oluyor. Heh. Biraz hileye başvursak mı? Yani acaba burada bir şey mi yaptık? Mono bir plugin mi koyduk diyeceğim. Hayır. Bakayım. Bayağı mono geliyor zaten. İlginç. Yani bunu şey yapmaktan başka çok fazla bir şeyim kalmadı. Echo Boy. Echo Boy User Has. Ondan sonra arkasına Reverb. Kısa, geniş. Bright. Bence olur böyle. Ya da şunu öncesine koyayım bakalım. Aynen. Evet, bunu arıyordum. Ben kendi şeysini koyayım, delay'ini koyayım. Dual Echo şey olarak da, style olarak da Space Echo seçelim. Şimdi low cut, biraz high cut. Böyle daha iyi oldu. Şu vokali de koyalım, ondan sonra enstrümanların seviyesine bir daha bakarız. Şimdi bakalım ne oluyor. Oops. Just a dream, I wanna live in your fantasy. Cause when you touch me, it's ecstasy. And I come to life with your hands on me. Don't wake me if it's just a dream. I wanna live in your fantasy. Bilemedim, bakalım
şeyin içinde. Çok prosesli tabii. Şuna gerek yok. Remove. Bakalım. Ben de diyorum niye böyle geliyor bu. Evet. Nazal bir sesi olanı bir almak istedim. Atlayayım kickle çünkü birazcık baslar şey yaptı, birikti. Evet, nerede kick, sidechain, send. Ya bu biraz chica geliyor bana. Şuradan güzel bir şey olabilir miyiz acaba? Bunu ilginçleştirecek bir echo. Bu neymiş mesela? Zaten koşturuyor şey, synthesizer'ı. Bakayım. Aha, buldum. Bu değil. Şunu sileyim.
Hatta komple bu kanalı remove edeyim. Şu var. Sound Toys'un Crystallizer. Geçen bir arkadaş bana Instagram'dan yazmış. Demiş ki abi niye işte kısa böyle 5 dakikalık 10 dakikalık plugin videoları çekmiyorsun diye. Abi çünkü ben plugin kurcalama değil, şarkı mixlemeyi seviyorum. Mesela gitar mixi de yapmıyorum mesela şeyde kanalda. Ya da işte davul mixi falan filan. Abi davul mixlemiyoruz çünkü. Amacımız şarkı mixlemek. Şimdi şarkıdaki davulu al başka bir şarkıya koy. Onu bambaşka mixlemek gerekecek belki de. O yüzden pitch. Acaba bunu şey yapabilir miyiz? Şöyle 2400 yapsa 2 bir oktav yapalım. 1200 cent. Reverse state forward. Bakalım. Şuradan. Olmadı sanki. Emin olamadım. Bir şeyin içinde duyalım. Mix'in içinde. Beceremedik. Şey yapalım. Neymiş Philip Glass Echoes. Ya aradığım şey bu Shimmer Reverb'ler gibi ama Echo'su. Neydi Shimmer Reverb plugin vardı benim? Şu muydu? RAM muydu? O galiba. Şuraya bir koyayım onu. Şundan kurtulayım. Remove. Yanlış kanala koymuşuz. Şuna koyacaktık. Acaba Shimmer diye aratsak çıkar mı şey? Peki. Şöyle yapsak. Kendi efekt zincirimizi yapalım. Little Alter Boy. Şöyle şuradayız. Bunu bir oktav yukarı çıkardık diyelim. Müzik
bakalım. Mix bass. Ha şu işte ya. Bakayım. Biraz feedback'ini arttıralım. Biraz diffuse edelim. Bakalım ne oldu şimdi bu. Aynen böyle bir şey arıyorum işte ya. Şimdi bakın bu şeyi, kanalı şöyle bir dinleyelim. Yani şuydu bize geldiğinde. Yani güzel bir synth tonu ama ilginç değil. Çaldığı şey de ilginç değil. Artık böyle katmanlı olmuş oldu bu sayede. Bir üst oktavdan da geliyor. Evet. Fena olmadı böyleyken. Böyle bakıyorum 40 dakika olmuş. Epey de konuştum. Bir saatte şey aradık. Bu synthesizer'daki o arpeji nasıl ilginç yapabiliriz diye aradık. Bence fena değil. Bundan sonraki videolarda bu template'i muhtemelen kullanırım. Umuyorum ki ilginç video olmuştur. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.